Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak, yükselen burcu Başak olan dostlarım, bir çarşambadan bir çarşambaya yorumlarınıza başlıyorum. Çarşamba biliyorsunuz Merkür günü. Yıldızname'de biz ona Utarit gezegeni diyoruz. Rabbimin izniyle pek çok dostum, yani Merkür gününde bir işe başlasalar hayır görüyorlar. Zikire başlarsanız o hafta zikirler daha çabuk sisteme giriş yapıyor. Bunları söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bazen yıldızname'de bakımlarla kalmıyorum. Burada bakınız çok eski bir kitap var elimde. El Falı diye. Benim çocukluğumdan da ötesi var bunun. Ta bir akrabamın evinde bulmuştum. Çok yıpranmış. El Falı diye geçiyor. Ama burada Venüs tepelerinden söz ediyor. Mars tepelerinden söz ediyor. Bu kitabı da bulabilirseniz, bilemiyorum. İlgilenenlere duyurulur. Böyle bir şey. Ama ya yani şu anda tabii ki benim çocukluğumdan beri, 14 yaşından beri baktığım için bende böyle değerli eski bilgiler çok fazla var. Bunu da buraya kattım. Burada Venüs tepesi var, Jüpiter tepesi var. Tehlikeye işaret eden durumlar var. Bazen bunlara da bakıyorum. Zaman zaman verdiği mesajları görmenizi istedim. Evet, bir kurtuluş yaşıyorsunuz. Kavgadan, dövüşten ve kötü komşudan kurtuluş. Kendinle barış yapıyorsun. Barış güvercin uçtu arkadaşım. Hiç canını sıkma. Şimdi bazı Başak burçları ölçülü hareket edecekler ve bu hafta tanıştıkları kişilerle evlilik kararı alabilirler. Bazı Başak burçları uykusuzlukla ilgili problemleri çözebilirler. Bazı Başak burçları kendi dışında olan ve bencilce hareket eden insanlarla mesafe koyacaklar aralarına. Bakıyor ki bazı insanlar hayatınızdan sadece gelip geçiyor. Bakıyor ki değiştiremiyorsunuz bazılarını. Diyorsun ki artık siz kendi karanlığınızda kalın. Başak burçları. Sen titizsin, dakiksin, her neyse, karanlık kalan insanları bırakıyorsunuz kendi haline. Şimdi yalnızlık var bazılarınızda bir başkalaşım olduğunu görüyorum. Komşularla ilgili sorun yaşanabilir. Kaldığınız yerle ilgili sorun yaşanabilir. Ama yolculuk gözüküyor. Parlak bir güneş ışığıyla bezendi. Güneşten alacağın, bakınız, güneş yengeç burcunda ilerlerken Başak burçlarına bereketi taşıyacak. Başak burçları ev taşıma konusu çok iyi. Başak burçları başka bir eve gitme durumu çok iyi. Ve de aynı zamanda kötülüklerden korunduğunu ve de haksızlığa dayanmadığını görüyorum. Ve de bir günahtan kurtuluş, bir yanlış ilişkiden kurtuluş, yeni bir döneme el atma, yeni bir dönemde birileriyle yol alma gibi durumları da hayata geçiriyorsun. Uykusuzluk problemi var. Bazı dedikodulardan dolayı canın sıkılmış ama kendini seviyorsun, ilerliyorsun. Şimdi biri sana seni seviyorum diyebilir. Kangren bir ilişki olabilir. Yalnız arkadaşlar, sen bu aralar korkuyorsun sevmekten. Eski birisi gelecek ama korkuyorsun sevmekten. Bence de korunman lazım. Sende derin yaralar açan birisi. Ya bu kısa süre önce ayrıldığın bir kişi de olabilir. Yıllar evvel, 5-6 sene evvel ayrıldığın biri de olabilir. Geliyor ama gelişi var aniden. Diyelim bundan 6 yıl evvel ayrıldığın bir kişi. Bakınız, Sirius günlerinden geçiyoruz. O yüzden 6 sayısına dikkat edin, 2 sayısına dikkat edin. Başak Burçları, 6 yıl evvel ayrıldığınız biri gelebilir. 6 yıl evvel, 7 yıl evvelki bir olay gündeme gelebilir. Bunları çözün. Bence onların pişmanlıklarını göreceksin. Onların sana yaptığı haksızlıklarla yüzleşeceksin. Ama bu bunaltıcı ve ağır olan geçmişi bırakıyorsun. Gelecekte çok güzel adımlar atıyorsun ve
kendine yeterli zaman ayırıyorsun. Evet. Zamana ihtiyacın var. Yeterli zaman ayırıyorsun ve gerçekten yüzleşmelerin olması, bazı ağır konuların gündeme gelmesi senin görüşünü sonsuzluğa taşıyacak. Senin görüşünü bolluğa taşıyacak. Hiç merak etme, Rabbimin izniyle senin her türlü karanlık noktan, korku karanlıktır. Yok olup gidiyor. İnanın yok olup gidiyor. Korkudan, karanlıktan, sevgisizlikten kurtuluyorsun. Pek çok Başak Burcu bu hafta kendini keşfedecek. Ya diyecek, ben kendime haksızlık etmişim. Ben kendi başıma bir orduymuşum, haberim yok diyeceksin. Gerçekten de öylesin. Bu kötü dönemi atlatıyorsun. Gerçeklerle ve kutsal bakış açısıyla kendi kahramanını kendin yaratıyorsun. Gerçekten toplumsal anlamda alkış aldığını, muhabbetle ilerlediğini de görüyorum. Ve arsız birinin yolundan çekildiğini, İftiracı birinin senin hayatından gittiğini, ruhunun ilahi güçle birleştiğini, sevdiğini, sevildiğini, artık pek çok Başak Burcu öykünmeyecek. Yani birilerini taklit etmeyecek. Kendi kararlarıyla ilerleyecek. Tamamlanma var, ev alma, ev taşıma var, yeni işe girme var. Karanlıklar dünyasından aydınlığa doğru gidiş var. Rehberleriniz var, ruh rehberleriniz var, kişisel rehberleriniz var. Koruyucu meleklerden destek isteyin. Zaten Başak Burçların öbür adı, yani meleklerle, zaten Meryem Ana da Başak Burcu olduğunu biliyoruz. Meryem Ana da Başak Burcu. Yani siz ne kadar çok meleklerden yardım isterseniz o kadar geliyor. Melekut alemine yakın oldukça Allah size yardım ediyor. Yok eğer dünyanın şatafatına uyarsan, nefsine hakim olamazsan, başakları da imtihan ediyor, batırıyor böyle. Evini alıyor, arabasını alıyor, sevgilisini alıyor. O yüzden siz melek alemlerinden ayrılamazsınız. Onu da söyleyeyim yani. Dünyanın tamam bir parçasıyız ama çok dünyaya dalarsan, melek alemini unutursan, sistem seni imtihana tabi tutuyor. Bunu da hatırlatayım dedim. Yine de karanlığın güçlerinin yok olduğu, kendi zihin biçiminle, karakter biçiminle bir kaosu bitirdiğini, sınırların ötesine geçtiğini ve karakter olarak olsun, yapı olarak olsun, düştüğün tuzaklardan kurtulduğunu, yeni başlangıçların sana çok iyi geldiğini de söylemeliyim sevgili dostum. Başlangıçlar var, inceden inceye ve de bolluk içinde yavaş yavaş gelen bereket, yavaş yavaş gelecek iyilik dünyanı biçimlendirecek. Eşi benzeri görülmemiş mutluluklara yelken açacaksın. Yeni dönem çok iyi gelecek sana. Bak yeni dönemlere girdiğini ve de diğerlerinden ayrıldığını görüyorum. O yüzden ya vahid zikrin veriyor. Vahid, vahid. Vanın V'siyle başlıyor. Ya vahid 109. Zatî sıfat ve fiillerde benzeri olmayan. Rabbim size öyle güzel ayrıcalıklar verecek ki bu hafta, önümüzdeki hafta. Ya vahid, yani eşi benzeri görülmemiş mutluluklar. Eşi benzeri görülmemiş böyle güçte ve kavramda olayları yaşayacaksın. Mucizelere tanıklık edeceksin. Hadi bakalım. Ya vahid sikrini 109 kere çekin. Olayları da yazın bana. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hoşça kalın, dostça kalın.